Kırım'daki Hun varlığını onların bugüne kadar bize gelen kurganlarından, yani mezarlarından, tepe mezarlarından, tümülüslerinden ya da diğer bir dilde söylersek haberdarız. Ancak bilgilerimiz bunlarla sınırlı. Bilhassa Atilla'nın ölümünden sonra dağılmasıyla elbette ki bu Hun unsurlar, Hun Federasyonu teşkil eden Türk ve diğer unsurlar, Proto-Türk ve diğer unsurlar elbette ki buharlaşmadılar. Yine bir şekilde başka isimler altında bölgede kalmaya devam ettiler. Mesela bunlardan biri olan ve bugünkü Türk dilinin kökeninden konuştuğunu bildiğimiz Uturgurlar yine Kırım'da yerleşen kavimlerdendi 6. asırda. Yine 6. asrın sonlarında teşekkül eden Göktürk ismiyle bildiğimiz Türk devleti yahut imparatorluğu hakimiyetini ta Kırım'a kadar uzatmıştı. Milattan sonra 576 senesinde büyük bir Göktürk ordusu Kırım'a girdi. Kırım'a hakim oldu. Hersonesos'a kadar geldi, kuşattı ve onu hakimiyet kabul ettirdi. Ve 580'li yılların başlarına kadar, 581 kabul edilir genellikle, Kırım'da hakim oldu. Kısa bir hakimiyet fakat onun mirası sonra başka Türk halkları tarafından devralınacaktır. Bunların arasında mesela en önemlisi muhakkak ki Göktürklerin bir uzantısı olan Hazarların Kırım'daki hakimiyetidir. Hazarlar 7. asırdan fakat özellikle de 8. asırdan itibaren Kırım'a dolaylı ve dolaysız hakimiyetlerini uzatmışlardı. Hazarlar Volga Nehri'nden Kırım'a ve Kuzey Kafkasya'ya kadar uzanan bölgede 300 yıl kadar hakim olmuş, büyük devlet kurmuş bir halktı. Ve Hazarlar Türk halklarından birisiydi. Hazarların yapısı, devlet yapısı da, adetleri de, hayat tarzı da esasında bir hayli ilginçtir. Şöyle ki, Hazarlar ondan kendilerinden önceki Türk halklarından farklı olarak kısmen yerleşik hayata geçen Türk kavimlerinden birisi oldu. Hazar hakimiyetindeki gruplar. Ve yerleşik hayatın en azından Kırım'ın belli yerlerine geçtiklerini söyleyebiliriz. Hazarların Kırım'daki merkezi de bugünkü Sudak şehriydi. Hazarların Kırım'daki hakimiyeti o kadar önemli ve kalıcıydı ki İtalyan kaynaklarında 16. asra kadar Kırım'ı hala da Gazarya, yani Hazar ülkesi olarak zikrettiklerini görürüz. Hazarlar hakkındaki bilgilerimiz de maalesef aslında sınırlı. Yine onların da çoğu Yunanca yazılmış kaynaklara, Bizans kaynaklarına dayanıyor. Bu arada söyleyelim, Hersonesos bölgesi Roma İmparatorluğu'nun parçalanmasından sonra Doğu Roma'nın hissesi olarak kalmıştı ve uzun yıllar, uzun yüzyıllar yine Bizans İmparatorluğu, yani Doğu Roma İmparatorluğu'nun parçası olarak devam etti. Hazarlar buradaki Bizans kolonileriyle, topraklarıyla yalı boyundaki büyük ticareti en az iki asırdan fazla bir süre boyunca yürüttüler. Hazarlar için genellikle kamuoyunda birçok yanlış düşünce de vardır. Hazarların hepsinin Musevi olduğu düşünülür. Halbuki bu konudaki bilgilerimiz de fevkalade sınırlı. Hazarların yönetici kesiminin ya da hükümdar, yani Hakan ve onun hanedanının Musevi dinine geçtiği kabul edilir. Hazarlar da esasında nihayetinde birçok farklı halktan oluşan bir devletti. Bunların içinde muhakkak ki Musevi elit olmakla birlikte çok sayıda Hristiyan, Müslüman ve eski Asya dinlerinden olanlar da vardı. Burada şunları hatırlatmak lazım din konusu açılmışken. Hristiyanlık muhakkak ki özellikle Doğu Roma ile birlikte, hatta Doğu Roma'nın da öncesinde Kırım'a gelmişti. Ve bilhassa güneyde önemli bir Hristiyan varlığı yalı boyunda tabii ki çoktan ortaya çıkmıştı. İslamiyet ise ilk yüzyılı içinde, yani 7. asrın ikinci yarısında Kuzey Kafkasya'nın kapılarına hakim olan Hazarlarla münasebete geçmişti. Ve bu münasebetler de savaş yoluylaydı. Yani Kuzey Kafkasya'ya ya da Güney Kafkasya'ya hakim olmak üzerineydi. Müslüman Araplarla Hazar Devleti'nin çok uzun süren
savaşları vardı. Hatta bu açıdan Bizans Hazarları kendi müttefiki olarak görüyordu. Yalnız Hazar Arap münasebeti sadece savaştan ibaret kalmadı elbette ki. Aynı zamanda bu savaşın olmadığı dönemlerde yoğun ticaret ilişkisine dönüştüğü gibi Müslümanlık da işte bu zamanlarda Hazar Devleti'ne de nüfuz etmiş oldu. Hatta kısa bir süre için bir Hazar Hakanı'nın Müslüman olduğu dahi biliniyor. Yani diğer bir ifadeyle söylersek Müslümanlık Hazar Devleti'ne dolayısıyla da Kırım'a da işte bu sıralarda yani en erken zamanlarda bunu net olarak söylemek mümkün değil ama herhalde 7. 8. asırlarda en azından fertler ya da cemaatler bazında girmiştir diyebiliriz. Ama bunun bugüne bize ulaşabilen maddi izlerine sahip değiliz. Ancak Hazar Devleti'nde Müslümanlar gerek tüccarlar olarak gerek ordudaki insanlar olarak gerek başkaları olarak belirli bir yer ve önemli bir yer tuttuğuna göre muhakkak bunların Kırım'da da bir varlığı vardı. Esasında Hazarlar sonrasında da zaten tüccarlar ve diğerleri vasıtasıyla İslam'ın Kırım'da muhakkak bir yeri olacaktır. Hazar Devleti'nin çöküşü 10. asırdadır. İşte tam bu sıralarda Hazar Devleti'nin çöküşüyle birlikte bir başka Türk kavmi ve çok açık ve net olarak Türkçe konuştuğunu, Türk dili konuştuğunu bildiğimiz bir diğer kavim olan Peçenekler Kırım'da ortaya çıktılar. Aslında Peçenekler Hazarların can düşmanları olarak belirmişlerdi. Fakat Hazarların çöküşüyle birlikte Peçenekler de Kırım'a girdiler. İşte Peçenekler pek çok diğer Türk, Moğol ve diğer halklar gibi konar göçer yapıdaydı. Kırım'ın bozkır tarafına kesinlikle hakim oldular. 10. asırdan itibaren kesin olarak ama hatta 9'dan da başlanabilir. Çok önemli de bir fonksiyon taşıdılar. Her ne kadar Peçenekler hem Karadeniz'in kuzeyindeki bozkırlar, geniş bozkırlardı, hem Balkanlarda son derece savaşçı bir kavim olarak bilinmekle birlikte Doğu Roma İmparatorluğu'yla uzun yıllar savaşları, çatışmaları olmakla birlikte aslında Kırım'da Doğu Roma'nın en önemli de ticari partnerleri durumuna geldiler. Bizans ile Kuzey arasındaki ticaret Hersonesos ve Peçenekler üzerinden yapılmaktaydı. Ve bu muhakkak ki Peçeneklerin dış dünyayla ilişkilerinde de çok önemli bir dönüm noktası olmuştur. Ve artık bundan sonra Kırım'ın bilhassa çöl bölgesindeki etnik yapının çok büyük ölçüde açık bir şekilde Türk unsurlara yönelik olduğunu söyleyebiliriz. 11. asırda ise, 11. asrın ikinci yarısında ise yine aslında Peçeneklerin tarihi düşmanları olan fakat aynı onlar gibi bir açık Türk kavmi olan Kıpçaklar ya da Kıpçak Federasyonu'nun bütün kuzeydeki bozkırlara, sadece Kırım'ın kuzeyindeki, Kırım Yarımadası'nın içindeki bozkırlara değil, Karadeniz'in kuzeyindeki bütün bozkırlara, ta Balkanların derinliklerine kadar hakim olduklarını görüyoruz. Bu öyle bir hakimiyetti ki 12. asırdan itibaren artık bugünkü Moğolistan'dan Karpat Dağları'na kadar olan muazzam bozkır arazisi Arap kaynaklarında, Müslüman kaynaklarında Deşti Kıpçak olarak geçecektir. Yani Kıpçak bozkırları olarak geçecektir ve yüzyıllarca bu ismi taşıyacaktır. İşte Yunan-Bizans kaynaklarının Kumanlar diye, Slav kaynaklarının Polovets diye andığı orijinal isimleriyle öyle tahmin ediyoruz. Sonraki verilere bakarak genel olarak Kıpçaklar üst başlığıyla andığımız halk budur. Kıpçakların Kırım'a gelişi ise gerek Kırım'ın tarihinde gerekse sonraki Kırım Tatarlarının tarihinde hayati derecede önemlidir. Çünkü daha önceki Türk kavimlerinin ya da başka halkların aksine hiçbir halk Kıpçaklar kadar sonraki Kırım Tatarlarına damgasını vuramayacaktır. Neden? Çünkü Kırım'a gelen Kıpçaklar
oradaki peçeneklerin yerini alan Kıpçaklar bir kere Kırım'ın kuzeyindeki bozkırlara, Kırım Yarımadası'nın içindeki çöl bölgesine tamamen hakim oldular. Sadece oraya hakim olmakla kalmadılar. Kırım'ın dağlık kesimine de nüfuz ettiler ve güneydeki Yunan kolonileriyle de sadece ilişkiye geçmekle kalmadılar. Çok yoğun ticaret ilişkisinde, bazen de çatışma ilişkisi içinde oldular. Peçeneklerle Kıpçaklar muhtemelen çok yakın bir dil konuşuyorlardı. Belki de aynı dil konuşuyorlardı, net değil bu konudaki bilgilerimizde. En azından Peçeneklerin konuştuğu Türkçe hakkındaki bilgilerimiz net değil ama mevcut yabancı kaynaklar bunların Kıpçaklarla aynı dili konuştuğunu söyler. Kıpçakların konuştuğu dili ise çok çok daha iyi biliyoruz. Nasıl biliyoruz? Çünkü bu Kıpçak dilinin yazılmış en büyük abidesi, belki de Türk dilinin yazılmış en büyük abidelerinden biri olan, kabul edilen Codex Cumanicus, yani Kıpçak sözlüğü Kırım'da yazılmıştı. İtalyan ve Alman misyonerler tarafından, yani Kıpçakların Hristiyanlaştırmak aslında amacıyla kaleme alınan sözlüklerdi. Gerçekten de Kıpçakların önemli bir kısmı Kırım'da Hristiyan dinini kabul ettiler bu yüzyıllarda. Ne zaman? Yani 11. yüzyılın sonları, 12. yüzyıl, belki 13. yüzyılın erken zamanlarında. Ne kadarının kabul ettiği açık değil. Fakat burada çok önemli olan husus, Kıpçakların bir kısmının kesinlikle 12. ve 13. yüzyıllarda Kırım'da artık yerleşik hayata da geçtikleridir. Hristiyan olarak ya da olmayarak. Bu Kırım'da Türk halklarının yerleşik hayata geçmesi ve ciddi ölçüde geçmesi, gerçi bunun kökeni Hazarlara kadar da uzatılsa da, ama en önemlisi muhakkak ki Kıpçaklara aittir ve bu sonrası için çok önemlidir. Kıpçak varlığı gerek Kırım'da gerekse Kırım'ın kuzeyindeki Deşli Kıpçak'ta o kadar önemliydi ki sonradan, yani 13. yüzyılın ilk yarısında buraya hakim olacak olan muazzam Cengiz Han İmparatorluğu'nun ve onun buradaki uzantısı olarak tarihte son derece önemli bir yer taşıyacak olan Altın Orda'nın da çok kısa, tarihen çok kısa sayılabilecek bir sürede adeta tamamen Kıpçaklaşması böyle gerçekleşecektir.